aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Sabah böyle gevşek gevşek oynadığın zaman sonrasında yanıma gelip uyursan bundan sonra hesap sorarım sana, haberin olsun. Sabah gelir gelmez mal gibi gireceğim. İlişkinde bir sıkıntı varsa boş boş konuşmayacaksın, karşıma geleceksin. Boş boş konuşma. Eğlenip eğlenip ya, benim yanıma geldiğiniz... Ne? Hayır, cesaretin varsa bir daha söylesene onu hadi. Pardon, neyin cesareti? Ben burada bir tane ağzından kötü laf çıktı diye bir hafta boyunca özür diledim ondan. Terbiyesiz. Ama yani. Ama Mert şimdi. Yani tepkini çok gerçekten. Bir daha cevap alamazsam cevap alamazsın. Tehdit mi ediyorsunuz hanımefendi? Yok, hayır. 26'nın akşamında kutlayacağız. Tam aynen 00:00. Aynen. Hem seninki hem benimki. Aynen aşkım. Ya. Böylece masraflarını kaçırmış olursun. Buran kızarmış aşkım, ne oldu? Aşkım bilmiyorum, garibanlık var ya bende. Altın kolye alerji yaptı herhalde. Akrap. Kendi zevkine göre iyisin, kendi zevkine göre kötüsün. Normalde de bu böyle. Yoruldum yani. Tabii evet, sen dört dörtlüksün, hiç yorulacağım bir şey olmuyor. Mert ben, bak sen benim sabrımı zorlayıp beni bu raddeye getirip sonra suçu bana yıkıyorsun ha. Sen iyi misin? Güzel başladım ben güne ya. Sen iyi misin? Sesini artık ne olur yükseltme. Çünkü kaldıramıyorum. Bu burada da dışarıda da. Bana diyor ya evde konuşurken daha ılımlısın. Sebebi şu. Evdeki o tavrıdır işte konuştuğumuz zamanki şey. Ben biliyorum farklı noktalara gidebilir. Ama burada törpülüyoruz. Burada en azından bir tık daha üstüne gitme şansım olabiliyor. Ya o zaman adama derler ki hangisine göre hareket edeyim derler o zaman. Hangisine göre karar vereyim o zaman. Dolmuş olduğunu bilmeden nasıl bir tepki vermem bekleniyor? Bir anda sabahım zehir zıkkım ediliyor. Hem de güzel başlamışken yani. Eğer bu raddeye kadar gelip ekran başında bile evlilik düşündüğün bir adama karşı herkesin önünde bu kelimeyi kullanabiliyorsan ben de maalesef bunu sorgulamak zorundayım. Kusura bakma. Helalleşebileceğimizi düşünmüyorum. Onun açısından düşünmüyorum. Benim açımdan ortaya hoş olmayan bir şey atıldı. Ve bu durum böyle devam ettiği sürece ben helalleşemem de konuşamam da. Ama karşı taraf beni kadınlığımdan nasıl vurduğunu farkında değil. Yani ben buna kırılıyorum aslında. Gelip gerçek anlamda hatasını anlayıp helallik istemediği sürece helal etmeyeceğim hakkımı.
erkeğime bak be. Ya gurur yani. Aa göremedim ya. Evet sessizlik lütfen. Aşkım. Aşkım. Üstümüz lacivert aynı olmuşuz. Üstümüz aynı renk mi? Evet. Aa. Lacivert. Vallahi billahi bak yeni fark ettim şu anda. Aşkım sana etek boyumu göstermek istiyorum. Bak. Göster bakayım. İşte gördün bu. Mı? İşte bu. Ve işte bu. Kimin karısı bu? Aşkım. Ah sana arada yazar. Nasılsın güzelim? İyiyim. Sen? İyisin, keyfin yerinde gibi çok. Evet aşkım. Yerinde değil mi? Ne? Bir problemin yok, sessiz lütfen. Yok aşkım, yani böyle çok da yerinde değildi. Sonra seni gördüm, izledim. Neden evet. Yerinde değildi? Aşkım enerjim yok, yorgunum biraz. Yorgun musun? Bugün. Sen orada o zaman otur dinlen. Ben birazdan senin yanına geleceğim, enerjini modunu yükselteceğim. Aşkım ben geleyim mi? Aşkım orada bu pregala var bugün, orada tamam, olacağız zaten. Tamam, bir daha tamam. Boşuna gelme. Tamam aşkım. Tamam. Tamam. Tamam haklısın. Tamam. Haksızım ben. Tamam. Hadi. Hadi öptüm seni. Öptüm bay. Günaydın. Günaydın aşk böceğim, nasılsın? Yorgun. Evet neden böylesi? Bilmem yorgunum ya. Ne açıdan? Genel. Hayat mı yordu seni? Sen yordun beni. Ben mi? Ya ne yaptım aşkım, gözünü seveyim ya. Gevşemeye başlamışsın biraz. O ne demek? Vallahi şey... ne dans ettim diye mi? Ben anlarsan. Tüm enerjini sabah herhalde dansta kullanıyorsun. Ondan sonra uyuyorsun zaten. Başka bir şey yaptığın yok. Ne yapmam lazım? Tek zevk aldığın nokta orası mı burada? Ben anlamadım. Yani evet enerjimi atacak bir şeye ihtiyacım var ya neticede. O zaman yani. Benim yanıma geldiğin zaman da enerjimi alma olur mu? Danstaki enerjini benim yanımda da göster. Enerjimi ben senin yanında kendi kendime düşürmüyorum. Senin... diyaloğunla alakalı onda da ben, benle alakalı. Yani hiçbir zaman sende bir sıkıntı yok, onda da ben. Ya mükemmel bir şeysin. Ya Mert dün biz burada oyun oynamıyor muyduk ya? Dilara siz orada otururken yani daha ne yapabiliriz? Ben anlayamadım ki seni tatmin edebilmek yani için. Yani sabah böyle gevşek gevşek oynadığın zaman sonrasında yanıma gelip uyursan bundan sonra hesap sorarım sana, haberin olsun. Tamam. Tamam. Bitti mi? Bittiyse geçebiliriz. Sadece kendini düşünüyorsun, başka bir şey değil. Aynen, ben kendimi düşünüyorum. Ne güzel oturmuşsun oraya, biblo gibi sen öyle. Aşkım şunu yapar mısın? O kafa sallıyorsun ya. Günaydın güzelim. Günaydın. Bugün ne kadar güzel olmuş öyle. Aşkım ben pregalayı unuttum, biraz spor giyindim galiba. Çok güzelmiş, ben de aynı şekilde yaptım. Ben de birazcık spor giyindim. Hmm. Sen bir business woman'la... Classy woman evet. And classy man. Çok güzel olmuş aşkım. Birlikte böyle bir yaz esintisi misali. Evet. Daha iyi olmuş. Hep resmi nereye kadar güzelim benim. Ben sana biraz küsüm ama dünden beri haberin olsun. Haberim var aşkım. Ben de dün sevgililer günü olduğu için ben sevgilimi her gün şımartırım. Bugün güzelimin yanına geleceğim. Özürler dileyeceğim ve mis kokulu yanaklarından öpeceğim onu. Tamam mı? Tamam çabuk gel öp. Ben seni çok özledim. Hemen şimdi kaçacağım ben. Ben de seni çok özledim. Kuzan tamam mı? Oldu. O sen mutfakta bekle. Ha, küstüm unuttum yine. Kızlar hatırlatsanıza. Tamam oradaki havuç kafalıları at oradan. Ben geleceğim oraya. Tamam, tamam havuç kafalı. Ha. Meltem mutfak. Baba. Havuç. Telefon istiyormuş. Baba. Murat. Artık doya doya sevgilim diyebilirim diye düşünüyorum dünden sonra. Söyle. Sevgilim. Bir daha. Aşkım. Bir daha. Bebeğim. Şimdi Şükran anne bu şeylerimizi görünce ne diyecek? Ay olsun o kadar ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel giyiniyorsun ve inanılmaz derecede... Yani gözlerim şey oluyor böyle seni görünce böyle. O bacağını kaldırmam hocam. Tamam. Ya Murat ve, saçların ekstra ya. Bir de şöyle bir durum var. Her günaydından sonrasında ekstra ekrana sen gelince biraz korkuyorum. Anksiyete yaşıyorum. Neden? Ya çok güzel oynuyorsun ama biraz yani o figürleri yapacaksın diye tırsmıyor da değilim. En son merdivenlerden çıkarken yine şu bacağı şöyle bir kaldırdım böyle. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Şöyle. Sevgilim. Aşkım. Bebeğim. Ben geleyim mi bugün? Anksiyete yaşamak istemiyorum tamam mı aşkım lütfen. Tamam. Bebeğim. Döndü.
Os, os. Günaydın. Murat. Arkadaşlar. Murat. Fero. Beyza'ya bak be. Günaydın güzelim. Günaydın hayatım, nasılsın? Abi Beyza'la mı konuşuyorsun, Ferhat'la mı konuşuyorsun? Benim konuşabilirsin. Beyza'la kadar güzel olmuş. Nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Kombinine bakabilir miyim? Hı? Kombinine. Tabii ki de bakabilirsin. Ya Murat ya böyle bir şey. Bu ne ya? Olmuş mu? Çok iyi. Galaya böyleysen, pre-galaya böyleysen galaya nasıl olacaksın diye iç. Jilet, evet. Senin için. Senin çok için güzelsin. Diyor Kaan. He? Senin için diyor Beyza. Çok güzelsin. Normalde kıyafetime bu kadar dikkat etmiyorum ama sen hayatımda olduğun için sen ayrı özen göstermek istiyorum. İstediğini giyebilirsin, biliyorsun çok güzelsin. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Her renk yakışır mı bir adama ya? Teşekkür ederim. Bak, utandırma ya şu an beni burada. Utanmalısın ama yani bu kadar yakışıklı olduğun için utan kendinden. Utan. İyi uyudun mu? Çok iyi uyudum. İyi. Sen iyi uyuduysan, enerjin yüksekse bu beni mutlu eder. Enerjim çok güzel. Benim enerjimi beraber de paylaşabiliriz. Eğer senin seve enerjin. Seve paylaşırım. Seve seve. Senin nasıl geçti gece? Çok iyiydi, çok güzeldi. Uykunu alabildin mi? Tabii bak turp gibiyim. Hep turp gibisin. Uçmak üzereyim. Kaan'la nasıl, ne kadar da keskin bakıyor ya. Kim? Maşallah, maşallah. Sen Beyza mi gelirsin, ben mi geleyim? Sen nasıl istiyorsan. Tamam ben geleyim, bir değişiklik olsun. Hep okay. Sen geliyorsun. Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık. Hadi git. Beyza sana Beyza, bir güzellik. Beyza hadi koş git kız. Kaç. Göz, nazar. Kız, Dilara maşallah da dedik aslında. Ay yaparım. Dilara maşallah dediğin hiç gün yaşamıyor aşkım. Vallahi gözde. Ama nasıl kurtardı? Vermiyorlar. Hadi git hadi git. Aa, ben gidiyorum, gelen var mı? Ben varım. Sitem ediyorum buradan. Bizi üç kabul vermiyorsun. Robot. Robotum da robotum. Ben de canım robotum. Yaşadık gizem mi? Zehir eder mi bir insan ya? Tanışma yolunun ya olan beyefendinin mavi gözünün yanına gidebilir miyim? Ya nasıl robot? Teşekkür ederim. Robot benim de tanıma yolundayım. Bak ben de tanıma yolundayım. Ama bak beni günaydınlarda göstermiyorsun. Ben özlüyorum. Bu da evet dedim mi? Dedim üç zaten. Üç gündür ben izin almıyorum ki robota derdimi anlatıyorum. Ha, tamam, ben üç gündür görmek istiyorum, göremiyorum. Lütfen. Tamam. Ben erkekler evine gidebilir miyim? Çünkü hep Murat geliyor, ben hiç gitmiyorum. Bir de biliyorsunuz ki kafamız kadar... Ay sağ ol canım, konuşturmadı beni. Hoppala. Beyza bekle. Çözersiniz. Her sabah ben aynı başlıyorum bu arada. Bir sabah beni enerjisiz gördünüz mü? Şuraya girerken. Her sabah enerjim yüksek giriyorum zaten ama ister istemez içeride bir şey çöküyor. Yoruluyoruz. Aynen, uykumuz geliyor. Bir yerde kıvrılıyorum. Bunu suçlu muyum ben yani? Suçluymuşum gibi davranıyor bana. Dansından ötürü böyle. Bir ya dans edersin ki dans etmedin ya. Normal edeceğim tabii. Eğlendik geldik burada salak salak balon aldık. Şuradan merdivenden evet indik. Ne yani? Bu ne için? Pasta seversin. Ne için getirdin bunu? Ne için getirdim? Beraber yeriz diye. Beğenmedin mi? Farklı şeyler yapmak geliyor da içimden, ondan yok, ben... Bu sefer pastayı güzel bir şekilde beraber yeriz diye aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Bunu nasıl keselim? Tatlıyla aran nasıl bu arada? Ben çok bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Süper. Hı? Ben de çok severim. Özellikle bu tatlıyı özellikle seçtim. Sen neler yapıyorsun böyle ya? O kadar tokum ki. Tok musun? Ama olsun yiyeceğim. Yudum yani. Yudum alırsın istediğin gibi burada zaten. Yok bence o sen burada enerjiksin sonra yanına geliyorsun uykun geliyor diye düşündü ama Allah Allah. Onunla alakası yok. Gerçekten hepimiz sonradan uykusu geliyor. Yani. Mecbur. Yani girdiğimiz zaman enerji kalıyor. Tabii ki de sonradan geliyor. Gün sonuna enerji mi kalıyor hepimiz yani? Öyle. Hepimiz de öyle. O onu anlayamıyor. Ay o figürleri yapmıyorsun artık. Normal dans. Ay sanki dün o kırmızı odada onları söyleyen aşk cümleleri kuran adam o değilmiş gibi davranıyor. Bir gün sonra böyle boğazıma dizerek ve hep ona böyle, sinirleniyorum. Buna hep böyle denk geliyor fark ettiniz mi? Allah hep güzel günlerin evet arkasından bir azar bir şey yiyorum oluyor, yani. Bir şey oluyor. Tut kardeşim bir kere de kendini tutuver söyleme bir şey. Ekrana zehir verir bana misiniz günaydın beni ya? Sabah beni yani oranın ekranına verir misiniz rica etsem?
3 güzel bir şey söylüyorsa 5 kötü bir şey söylüyor. Ne diyeyim ben bu adama? Allah Allah. Yapmayacağım bir de mal gibi oturacağım. Baştan, canım benim baştan. Öyle konuşmaya sabah benzemiyor işler. Dinle dinle. Sabah gelir gelmez mal gibi gireceğim. Tamam. Dinle beni. Senin istediğin gibi olacak. Demek ki sana bir şeyler yapılınca çok abartıyorsun bazı şeyleri, gevşekliğin tutuyor. Allah. Öyle dans etmeye benzemiyor bu işlere. Orada da konuşmaya da benzemiyor. Adam akıllı gelirsin karşımda konuşursun. Orada o değil. İlişkinde bir sıkıntı varsa boş boş konuşmayacaksın, karşıma geleceksin. Boş boş yani konuşmak. Böyle... Oradan konuşmakla olmuyor işler. Arkadan sana adam akıllı geliyorsak sen de adam akıllı geleceksin. Ne oldu bu kadar gerilecek yani? Konuşmayacaksın oradan, ciddi söylüyorum. Ben arkandan mı konuşuyorum? Senin benim de sabrım var. Ne oldu diyor kızlar, ben de benim de sabrım var. Ben milletle dertleşemeyecek miyim? Paşam sana beni, mı soracağım bunu da? Beni gömerek dertleşemezsin bu bir. Hayır, ne görmedi. Alakası var? Kızlar sordu ne oldu sabah sabah diye onu anlatıyorum. Öyle yükselerek yapmayacaksın bunu. Adam akıllı bir şekilde ya yapacaksın. Ya yükselirim tabii ki de sabahın iş enerjimin içine. Tabii ki de yükseleceğim. Bak, ona canım, yükselme. Buna canım sus benim. Buse. Şuna tepki verme Buse. Olur. Öyle sabahları dans edip, eğlenip geldiniz. Ne? Duymadın, bir daha söyle. Bir şey demedi ya. Bir daha söylesene onu. Yok, o sinirlendi sadece bir an. Onu bir daha söyler misin bana? Söylemiyorum. Söyle söyle, cesaretin varsa söylesene. Yayındayız, söyleyemem. Söylemişsin, bir daha söyle. Tamam, şu an çok ya gerginsiniz. Cesaretin varsa bir daha söylesene onu bana. Tamam, şu an çok gerginsiniz. Yüz yüze böyle oturun, daha sakin. Yüz yüzeyken daha iyi konuşursunuz. Sakin, sakin. O da çok sana şu an diyorum, geldi. Sana. Gel bir hava alalım, gel. Hayır, cesaretin varsa bir daha söylesene ya onu, cesaret, hadi. Pardon. Söylesene neyin bir daha. Cesareti? Bir daha söyle. Neyin cesaretinden bahsediyorsun? Bir daha söyle. Ya, tamam ya. Ya sen neyi tehdit ediyorsun? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Neyi tehdit ediyor adam? Bir daha söyle. Neyin cesaretinden bahsediyorsun sen? Ağzından çıkanı bir daha söyle. Tehdit etmiyor Bursa. Küfür olduğu için söylemiyorum. Tamam, bir daha söyle. Okay. Küfürse bir daha söyle. Söylemiştin ya zaten. Korkum yok yani bir şeyden. Vallahi canım, korkun yoksa benden ötede duracaksın. Küfür eden biriyle de benim işim olmayacak bu saatten sonra. Mert. Haberin olsun, tamam mı? Ben sana bu zamana kadar adam akıllı geliyorsam adam akıllı geleceksin. Ben sana adam akıllı gelmedim. Ben burada kendimi değiştirmeyi... Bak. Adam akıllı gelmedi mi ben sana? Ya nebicim konuşuyor. Ben nasıl geliyorum? Günlerdir nasılım zaten? Şu tepkini bir kere törpüleyeceksin. Nasılım ben Mert? Sen nasıl konuşuyorsun? Şu törpüleyeceksin şu tepkini. Tepkini bir törpüle. Yeter ya. Tamam. İnsanım ben, insan. Ben hayvan mıyım? İnsanım. Sana hayvan sohbeti yapmıyorum ben. Sen bana yapıyorsun. O zaman tepkini büyütmeyeceksin. Tepkini bir sıkıntın varsa geleceksin burada konuşacaksın. Biz seninle ne konuştuk? Ben kötü bir şey mi söyledim kızlar? Dedikodu da yapmayacaksın kardeşim, yapmayacaksın. Benim ilişkimin dedikodusunu sen de yapmayacaksın. Sen milletin önünde yaptın yapacağını. Senin bak, yaptığın benim karşıma geçip, neyi zoruna gitti? Benim karşıma geçip böyle dans etme dediğim şeyle dans etmeye devam edersen, hadi onu da geçtim artık, bunlara eyvallah diyoruz bayağıdır. Ses çıkartmıyoruz. Her iyi şeyin ardından sen bu şekilde gelirsen kusura bakma, ben de böyle olmak zorundayım. Her iyi şeyin ardından ben böyle geliyorum. Hı? Buse, tevri tepkilerin burnundan çok saçma, haberin olsun. Burnundan getiren sen değil misin? Ben mi geliyorum her güzel şeyin arkasından böyle? Yaptığın şeylerden dolayı olabilir mi? Rahatlık geliyordur belki. Aynen. Demek ki garantiledikçe sana bazı şeyler daha rahat oluyor. Aynen. Böyle bağırarak da bir yere varamazsın, hı-hı, küfür ederek de bir yere varamazsın. Pişman olursun ama işten geçer, ben sana söyleyeyim. Söylemedi Buse. Yanlış kelimeleri yanlış yerde kullanıyorsun. Yan ağzına. Lafa gelince yok Busmer, Busmer, Busmer. Maşallah Busmer'e bak, ağzından küfür eksikmiyor. Evet, o küfür sana etmedi. Mert, kız bir an. Kim etti ya? Karşısında kim var ya? Ama refleks olarak ağzından kaçtı. Refleksine falan başlatmasın. Küfür falan edemez kimse kimseye. Ben burada bir tane ağzından kötü laf çıktı diye bir hafta boyunca özür diledim ondan. Ama o da diler, bir şey olmaz. Terbiyesiz. Ama yani ama Mert şimdi. Ama yani tepkin çok gerçekten. Ama yani. Bir yüz yüze bir şey mi dolmuş? Ne olmuş? Anlamadım. Ben biliyorum. Kız bilinç etmedik yani. Gayri ihtiyari çıktı ağzından. Evet. Bu ne sinir yüz yüze yani? Normalde bak, dans yüz etti, bir şey yapmadı. Kız nasıl yani, bu kadar dans ederken ne yapacak kız? Ama şey, orada diyor ki kıza gevşiyorsun falan dedi. Kız da sinirlendi yani. Gevşediği falan da yok ayrıca. Ha, şımarsa da şımarabilir. İnsanın erkek arkadaşı bir sürpriz yapınca şımarıyorsa da şımarabilir. Bunu tabii ki de. Canım, ne haddime benim. Paşam ne derse o olur tabii ki de. Ne haddime benim. Şımarmak benim hiç hakkım mı arkadaşım? Lütfen yani.
Bir dışarı çıkalım mı? Çıkmayacağım bir yere ya. Ağlamayacağım da zaten. Yok, ağlayacak bir şey yok. Oturur çözersiniz yani. Çok fazla yükseldiniz birbirinize. Çözmek istemiyorum. Birbirinize. Evet ya, şok oldum. İşte ufak bir yanlış, o anki ağızdan fevri çıkış. İşte ne dedi ki Buse, ben anlamadım. Ben de duymadım da işte. Ya da sevdiği adama küfür mü eder abi? O da işte havayı... Görkem sen duydun mu? Havayı etmiştir işte. Yani, hayır, Buse'den bir de beklemiyoruz ya, o yüzden şaşırdık. Havayı etmiştir. Ben bir şey duymadım çünkü. O da... Merdivenden inişine mi takıldı oynayarak Mert? Orayı kaçırdım ben. Evet. Benim anladığım kameraya geçip galiba işte o istemediği figür. Aslında kimsenin istemediği figür herhalde buradaki şeylerden de. Olabiliyor böyle ilişkilerde yanlış şeyler. Havaya küfür et, yoksa Mert'e küfür edecek bir adam değil. Mert de zaten böyle yükselecek bir şeydi. Hani oluyor yani böyle şeyler abi, yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Bugün ama bu kadar ilk defa böyle sert konuştular evet. Birbirine. Değil mi? Ben ilk defa görüyorum. Aynen. Barışırlar ya. Barışırlar, barışır. Aşkım. Bir şey olmaz yani. Duvara yanaş, öyle yürü. Duvardan da yürü, duvardan. Dün kaçı biter brigada? Bir şey, sanki bir şey sinirliymiş de patlamış gibi. Nazar değil. Evet. Ya bu zaten bunlar bir şey kutluyorlar. Çünkü dedik, bir şey oluyor. Biz burada bizde de böyle oluyor. Sizde de oluyor evet. Beyza şuradaki dakika nasıl nazar düşüyorduk. Evet, gerçekten nazar doğru. Evet. Ondan ya. Dün siz çok böyle iyiydiniz. Çok tatlı gözüküyordunuz, nazar değdi. Gerçekten. Bir sakinleşin. Yüz yüze konuşunca yani çözülecek bak. Zaten. Yüz yüze olunca böyle olmuyor. Şimdi buradan uzaktan... Şimdi bu yükselecek, o yükselecek, onu bir sakinleşsinler, sonra biri gelsin. Tartışma oraya doğru gidiyordu yani. Hayır deme öyle, şu an siniz olduğu için böyle söylüyorum. Yok, şu an bugün asla görmek istemiyorum. Tamam, bir 10-15 dakika bir sakinleş. Lara, salıncağa götürsene, salıncak gel, salıncağa gidelim. Aşkım şu an kalkmak istemiyorum ciddi. Bunu niye çıkar? Hemen de bunu hemen çıkar. De. Hemen de kız, ben neler yaşadım, bir dur ya Allah aşkına. Dur ya. Allah Allah. Neyse, ilişkiler de hep iyi gitmek zorunda, birazcık kötü gitsin. Evet. Ne olacak? Daha birbirine bağlanacaklar. Ama nazar çıksın. Evet. Sadece o da gerilmiş bir şeylere, öyle düşün. Ya sen neye gerildi? İşte bilmiyoruz. Ya vardır, neye gerildi yani? Belki yanına gelince anlatacaktı, bir anda sana patladı. Ben nereden bir şey gerildiğini? Doğru, bir yüz yüze doğru. Gelince bana söylüyor, doğru, yüzüme bulmuyorum. Gelince çok söylüyor. Yüz yüze gelince sen de bana söyle. Sonra ben yine umursamaz davranırsam gel yap o yapacağını. Ben daha sabah körü ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Gelmişsin, ben eğleniyorum kendi kendime diye şurada zehir zıkkım ediyorsun bana ya. Bir de arkamdan konuşmayacaksın diyor ya kardeşim. Zaten milyonlar önünde yapmışsın yapacağını. Ben olanı anlatıyorum. Neyi anlatıyorum ben de zoruna gidiyor. Kötü bir şey demedim. Ay erkek milleti değil mi? Ne yaparsan daha fazlasın. Daha doymadılar dahalara. Doymadı. Ne yaparsam olmayacak zaten. Gel. Şuraya gidelim, gel aşkım. Allah aşkına bir çeker misin? Ya bu nedir abi, bakar mısın? Ya böyle bir güzellik var mı bu Türkiye'de ya? Ya böyle bir şirinlik var mı ya? Ya kısmetse olur da böyle giyinen var mı arkadaşlar? Gerçekten sorarım yani. Ya bu kadar tatlı var mı? Ama bunlar hepsini ben kendi gözümle böyle görüyorum. Herkesin sevdiği kadın kendine güzeldir arkadaşlar. Evet. Benim aşkım benim gözümde dünyanın en güzel kadını, en tatlı kadını, en bebeksi kadını. Ya şuna bak ya. Aşkım, 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 aşkım. Hadi şimdi gidelim. Sen görünce böyle. Bu düşük bilmem kaç puan. 10 üzerinden 10 bence. Diyorsun. Bence 10. Farkında mısın? Öyle durduğumu, şöyle. Farkındayım. Olsun, o da sen bana yakışıyor. Sen yalnız mı hissediyorsun kendini bakayım yo, kızlar sen evinde? Sen varsın. Hemen kaçtım ben geldim. Ben varım evet. Hemen kaçtım geldim. Kaçtın, iyi yaptın. Beklemedim bile. Hiç bekleme, bu saatten sonra elbiselerim direkt. Elbiselerim sıkıntılı biliyorsun. Hı? Elbiselerim sıkıntı, öyle oynayamam, bir şey yapamam yani. Tabii ki. Yani. Bence de oynamam lazım. O bir şey bence hakikaten yok arkada bir şey. Bir şey şey oldu da. Bana mı patlayacak? Ha işte sana patlaması da yanlış. Çözmemiz benim gerekiyor. De yaşadığım bir sürü sinir stres şeyi var. Çok mu mutlu bir o kadar dört dört derece hayatımız hiç görmedim var. Bu derece tartıştık. Ben ilk kez bu kadar geldim. Ben Mert'i ilk defa böyle bir sinirle ya gördüm. Biz onun dedikodusunu yapıyormuşuz gibi hissetti. O yüzden evet. Böyle gerildi ama dedikodu yapmıyoruz ki.
Ya bilmiyorum, anlamadım. Acaba bizim kaçırdığımız bir şey mi? Yok, burada şey konuştuk. Kız hiç ters bir şey söyledi mi hani öyle? Çok sinirlenecek. Yani hani şey dedi ya, işte üç mutlu ediyor, beş söylüyor falan. O da onu alınmış olabilir. Hani öyle görmüyorsa kendini şey olarak. Görmüyor canım. Noksan hiçbir şeyini görmediği için bu haldeyiz zaten. Yok, haliniz çok güzel maşallah. Olur böyle tartışmalar. Olur böyle. Aynen. Tuzlu biber. Evet, evet. Bence Mert sinirleri gidince hatasını da anlayacak. Aynen, o gelir buraya. Evet. Çok yükseldi. Sorun olamaz. O birazcık üzerinde bu şey eklenince, istemeden söylediğin kelime, ona da iyice takıldı şu an. Gerçekten ben bunu şey de söyledim bu arada. Hira'ya da söyledim. Ne abi? Abi ne zaman günaydın gelse, ben kameralar Hira'ya geldiği zaman bir tırsıyorum. Hangi konuda ama neden? Şey yani benim ailem izliyor. Sen kıskançsın. Kanka ben sevdim de başka bir adam oluyorum. Ben senin ilk kez bir yerine kıskandığını görüyorum ya vallahi. Ama haklı. Yasal yani karışmam ama haklı. Oraya koymadın mı? Duş. Abi de onun ailesinin yapısını çok iyi bildiğim için. Hani ben bakma bir şeye güvenerek de aslında böyle ekstra bir uyarıda bulunuyorum. Ailesi de zaten bu yönde. Annesi babası çok tabii canım. Yakından tanıyorum yani artık. İki günde bir telefonla görüşürüz için. Ama Hira da dikkat ediyor gibi yani. Ha? Hira da dikkat ediyor. Hira hiç dikkat etmiyor ya. Evet ediyor. Abi, hiç dikkat etmiyor abi. Giyindiği kıyafete bak ben. Ama Beyza'nın güzelliği peki Kaan, şaka mı ya? Çok güzel bak, dedim zaten. Bak gördün. Ay çok iyi ben kandım. Var da gerçekten hani ben buna şey yemiyorum, demiyorum. Bak mesela şey, dekolteli çok güzel ama yanlarına yastık koy, bir şey yap. Mesela sadece bugün de değil, mesela ekrana verildiği zaman böyle Allah'ım ne olursa o figürleri yapmasın bilmem ne falan diyorum. İçim tuhaf oluyor. Ama kadının tarzı bu. Gerçekten kendine şahsı münhasır bir tarzı var. Benim dansımı yapsın. Hira çok güzel dans ediyor. Bence bu evde en güzel dans eden Hira yani. Ben en kötüsü olabilirim kanka. Kötüyüm. O kesin. Kötüyüm, çok kötüyüm. Dikkat etmedim ama. Ama hani burada şey şaka Hira. Bir yana Beyza'nın güzelliğinin farkında. Evet çok güzel dedim zaten. Gerçekten daha sonra normal sana bir ekstra değil geldi artık. Yani. Update geldi değil mi? Bunun iPhone'da update oluyor ya. Yani Beyza'yı demek ki gerçekten böyle sevgi pıtırıcı birisi lazımmış ki. Baksana gamzeleri çıkıyor kızın ya. Ya kız mutlu ya. Olmuyor, ya. Ya Beyza gülüyor ya. Evet. Abi söze bak Beyza gülüyor. Kanka benim gülmeme alışkın değiller. İlk aylarda falan gamzem olduğundan haberdar değillerdi Kaan. Ben şaka bir yana ama. İlk defa ben Beyza'yı böyle görüyorum. Ne o zaman her şeyi doğru yapıyorsundur. Güldüğüne göre. Evet, her şeyi o kadar doğru yapıyorsun. Benim için en önemli şey doğum günü. Hira'ya onu da aynı anda kutlayacağız. Evet. Benim doğum gününü de kutlarız muhtemelen. Ya da aynen benim doğum günümü kutlarız. Dinin akşamını da kutlayacağız işte. Aynen. 26 Nisan ben, 27 Nisan'da bu. Oha harbiden mi? 26'nın akşamını da kutlayacağız. Tam aynen 00:00. Aynen. Hem seninki hem benimki. Aynen aşkım. Ya. Böylece masraflarını kaçırmış olursun. Hem de daha büyük ve daha güzel. Altı üstü bir pasta iki balon yani masrafınız. İki pasta bir balonla kandırabilir misin sen bu kadını? O da doğru. Doğru. Ama mantık benim bebeğim yaşıyor. Her şeyin en güzeline, en fazlasına, her şeyin en iyisine layık. Bence hak de öyle. Bu yani. Arada gerçekten bak, normalde herkesi ilk görüşte seven biri değil mi? Murat beni tanıyorsun az çok evet. Zaten. Ben ilk tanıdığım herkese çok mesafeli ve gerçekten sertim yani, anladın mı? İlk tanıştığımda kimse benimle samimi olamaz. Dün işte neydi yeni gelen kızın adı? Damla mı, Yağmur mu? Her neyse. Geldi işte bir barışma dansı yapalım falan dedi sevgililer günü kutlamasını. Ben böyle kaldım hani, istesem de yapamadım. Ne dedim yaptın ki, peki ne dedi? Dedim ki ya kusura bakma Hilal dedim hani, aman Hilal demişim Yağmur. Ben dedim ilk tanıştığım tamam. İnsan o barışma dansı falan dedi. Yani barışma, ben zaten seninle dedim küs değilim. Yeni tanıdığım birine küsecek kadar daha şey değilim, çocuk değilim. Ama dedim hani ilk tanıdığım biriyle samimi istesem de olamıyorum. Ama bu evde ilk tanıyıp da gerçekten samimiyet kurduğum nadir insanlardan biri Hira'dır herhalde ya. İşte bir de benle de çok yakınsın, bir de belki onun da şeyi var. Ha, tabii canım, belki onun büyük etkisi var. Damla'nın da hani şimdi sen Gizem'le de yakınsın. Bence ya. Bence en büyük etkisi ilk gün geldiğimde Beyza'nın boyunca olmamız. Ooo Beyza var ya, neler sana yapar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Neler bence yapar. Bence en büyük etkisi bu. En büyük etkisi sen bu bence. Kan. Evet. Sen var mıydı Hira ilk geldiğinde? Yok. Bir hafta sonra geldim. Ben ilk defa böyle kavga ederim. Kardeşim olsaydı. Kimi? Kardeşim olsaydı. Hangi arkadaşın? Aynur'un. O zaman... Her gün ben. Aynur'u çağıralım bir gün buraya konuk olarak.
konuk olarak diyemezsin. Ulan. Zaten gidiyoruz, merak etme. Hı? Pasta çok güzelmiş. Hobimi yendim yani sayende. Çok mi? Teşekkür ederim. Rica evet. ederim. Ama kalanıyla bir planlarım var. Ama, ama. Güzel olmaz mıydı? Şaka yapıyorum tabii ki de. Öyle bir şey yapacak o değil. O seviye inme bence. Yok yok, şaka yapıyorum. O seviyede değilim biliyorsun. Biliyorum. Az yukarılardayım. Sesim duyulmuyor. Yani... Gereksiz şeyler. Biz tanım yolunda değiliz. Sen niye öyle söylemiştin? Ya tanım yolu derken şimdi hani sonuçta... Tanışıyoruz sadece. Tanışıyoruz. Ama isim olarak buraya göre bir isim koymaya gerek yok mu? Gerek yok mu? Sen öyle demiştin ya. Gerek koyarız isim. Eğer zaten ilerleyen dönemlere tanışma yolu olursa. Ama şu anda sonuçta... Tanışıyoruz yani hani tanıma yolu aslında şu an aslında ama tanıma yolunun adını koymak gerekiyor mu gerekmiyor mu çok emin değilim. Konuluyor muydu ki ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tanım yolu diye bir şey var mıydı? Ciddi mi soruyorsun şu evet. an? Var tabii ki de. Tanıma yoluna gelince bir teklif falan ediliyor muydu? Evet ama boş ver. O zaman ilerleyen dönemlerde ederiz canım. Kız! Sinirli sinirli şu an. O da, bak bak o da öyle hmm. zaten. Aynı şey düşünüyorsunuz. Enişte. Hissiyatlar aynı. Enişte sesim geliyor mu? Kim haklı kim haksız önemli değil. Hissiyatlar aynı. Öyle. O da özgün, bu da özgün. Yani bir tartışmada hemen modunuz düşüyor. Ya. Aşk değil de ne? Evet. Ay Allah Allah. İnsan zaten böyle değer verdiğinde bunu yaşıyor. Hiç böyle düşünemiyorum Allah. Yapışsın. Bir sana iyi olanını söylüyoruz tabii ki. Ya. Benim kafamın içi. Bu kim? Belki ya. Şarkı söyleyerek geliyor. Mer sesim ge... Aa gitti. Damla. Aşkım. Ha geldi seninki. Aşkım. Şeye gidelim diyecek. Sesin 10 kilometreden geliyor ne aşkım. Ne oldu ya? Mert'in arkada bir şey mi bozuldu? Şeyde var bir şey mi yaşadı programa çıkmadan önce? Yoo. Allah. Hayır. Oğuz siz mi izin aldınız? Ekranda mı yazdın? Ekran verdi. Ama Oğuz geldi. Ben izin alacağım o zaman. Yerimi geldi devrettim. Ben yokken. Kredi koruyorum ben. Aşkım bir tanıştım. Sen pin. Aşkım. Beşten bu arada değil. Ayağa kalkmıyorsunuz efendim. Acaba erkeklerin evine gidebilir miyim? Yok mu? Niye? Niye? Yeni de aramız düzenmişti oysa ki. Dilara gel bir yürüyüş yap. Ne? Dilara'nın yürüyüşünü görmek ister misin? Tabii ki. Hadi. Bana da kazulet. Kazulet. Kazulet, kazulet. bir de şey. Tanıdığım kadınlarda en samimi, en çok değer veren, en çok seven kişi Hira'ydı yani ben. İçi ama dışı çok en bir. Çok kıskanan da Hira, en boş kavga çıkaranlar da Hira ve en çok beni bazı konularda anlamayan da Hira. Ama öyle beni yoruyor ama yoran Hira olsun. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Küçücük şeylerden bile kavga çıkaran insanların kalbi diğer insanlara göre daha çok temiz oluyor biliyor musun? Diğerleri içinde tutuyorlar, biriktiriyor. Abi biriktirmeye gerek yok. O an yaşandıysa söyle, bırak gitsin. İçinde niye biriktirip şey yapıyorsun ki? Ben bir şey oluyor ya, hemen o an trip atıyorum, sonra unutuyorum, gidiyorum. Onun aklında da emin ol, o kırgınlıklar kalmıyordur. O tribi atıyordur, sana onu çektiriyordur. Ondan sonra silinip gidiyordur hayatından. Zaten bir anda kalmıyor. Bir anda iniyorum. Dansa neden kalmamıştın ilk geldiğinde? Kanka ben egoist kadınlardan çok hoşlanmam. Dedi ve... Yok, şöyle yerine göre oldu. Yapabilir. Bak ben yerine göre ben de ego falan yaparım. İşte geldi işte böyle aynı bu model bak. Ama siz kalkmazsanız, siz hiçbir şey yapmazsanız o tavrı da alırsınız. Ama nasıl biliyor musun? Geliyor böyle ettim. kalk evi ben yakmaya böyle, geldim Hira. Evet Hira. Evi yakmaya geldim bana bakıyor. Geldim Muratçığım seni kaldırırım. Dedim ki kaldırmadan İlk kalktı. Dedim ki Allah'ım ne olursun beni kaldırırsın şu kızı. Şu
şunun egosunu bir dedim peynir ekmek yapıp dedim yiyeyim. Geldi bana doğru geliyor, ben anlıyorum, direkt ben böyle salağa yatıyorum böyle. Bir baktım geldi beni, kaldırdı abi. Sonra dedim ki ortaya geleceğim. Ortaya geldim, senin dans etmek dedim istemiyorum. Bir bozuldu sonra kendine gelemedim. Sonra direkt kırmızı odaya Murat'ı çağırdı. Sen nasıl fırçaladın? Sonra geldi bir de kırmızı oda bana hesap soruyor. Mesela kimse beni fırçalayamazdı. Oturdun seni güzel bir çekti, fırçaladım yani hayatım. Yani dua et o an ikinci günü işte hoşuma gittin yoksa. İlk gündü yalnız, ikinci günüm değildi. Yalnız ikinci günümde de sen birime dans ettin ve ben sana hayır dedim. İntikam aldım diyorsun. Evet. Neyse iş ya. Çok sıcak ev. Çok tatlısınız. Çok sıcak. Çok sıcak. Evet Yasin ev harbiden sıcak. Çok sıcak. Giymişsin boğazlı kaza hayatım. Sabah giymem lazım. Bir de bizim kavgamız evet. Genellikle bak mesela şöyle şeyden oluyor. Bugün seni seviyorum demeyeyim. Sen beni sevmiyorsun. Neden diyorum mesela? Çok mantıklı. Sen çok değiştin. Evet. Çünkü bana seni seviyorum demedin. Evet. Diyecek her gün 10 kere 100 kere diyecek. Evet. Diyorsun 10 kere 100 kere değil de her gün 2-3 kere dışarıda 1000 kere diyorsun ya. Burada da o yüzden demen gerekiyor. Sabah kalkınca da Murat iş bitsin. Ya mesela atıyorum günaydın aşkım ya da sevgilim diye hitap ediyoruz. Bebeğim falan filan. Sadece günaydın yazsam sen trip beni sevmiyorsun. Atıyorsun. Haksız mıyım Batcığım? Haklısın. Bu arada Hira ben de aynı senin gibiyim. Haklısın tabii ki diyorum yengeciğim. Hemen gidelim. Bin kere söylemen lazım. Tamam. Sen şimdi ona tırnaklarını bir kere gösterdin ya. Bir anda böyle şey çıktı böyle gözümde. ne diyordu o gün? Sen şimdi onunla konuşabileceğini sanıyor musun? aynen. Niye Bat niye? Valla çok şaşırdım ya çok korktum. Niye öyle konuşuyorsun kritiktim onları söylüyorsun. Ben seni uyarmadım mı Bat? Arkada da bayağı fırça kaydı bana. Ama sen boğazıma böyle bakıyorsun, ben seni fırçalıyorum, sen böyle bakıyorsun. Sonra şaşırdım. Bak bana böyle yapıyor. Murat ben seni çok iyi anlıyorum. Yapacak bir şey yok. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? Hayır. Öyle mi söylemek istedin? Hayır, biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan şöyle. Çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Sıksana kendini. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür tam ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak. Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye... Böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tane benim. İyi ki varsın. Mağlup saçımı çok sıktı. Saçını çok sıktıkları için mi başın ağrıyor? Evet. O zaman biraz sal. Biraz sal. Bozulur ama güzel olmak için böyle acıları katlamak lazım. Yani toplamasan da güzelsin zaten. Ha. Teşekkür ederim. Güzel tabii. Sen de yakışıklısın. Ama kilo alman lazım. Evet ya, siyah giyince de ekstra zayıf gösteriyor. Üzüldün mü? Üzüldüm. Ben eskiden çok şeydim, yapılıydım yani, kiloluydum. İlk defa bu kadar zayıfladım burada. Bu kadar zayıfladın mı? He, ilk defa bu kadar zayıfladım. O yüzden alışkın değilim bu kadar böyle zayıf olmaya. Az kaldı, alırsın. Alacağım. İnşallah. Ya aşkım. Aşkım. Bu ne misin ya? Yine kokteyl getirmiş. Yine Kıbrıs kombinini yapmış. Yine Kıbrıs'a. Sürekli izleyeceğiz herhalde böyle. Gidelim uzaklaşalım. Hadi gidelim. Konuşalım biraz. Ne güzel olmuşsun sen hemen. Ya sen her gün beni böyle işime atacak mısın? Ama alışırım ben. Kalınca bir gün değil her gün. Oh. Yine dünyanın en mis kokusu. Hı hı. Sen de benimkinin dışında. Dünyanın en mis kokusu.
Oh. Bir de buradan açayım, bir de buradan bu baldan bir. Ya Görkem Bey, bu yakışıklılık ne ya? Hanımımıza böyle. Ya bu yakışıklılık ne ya? Gel aşkım, oturalım bir yere. Aşkım. Dün içine not da var aşkım. Aşkım bu nasıl güzel bir çiçek. Aşkım bu papatya mı, bu ne? Evet. Aşkım bu mavi olana hayran kaldım. Aşkım birazcık üzdüm. Ay. Gel poz verelim. Kademi de ver, cheers yaparken çeşitinden. Kıbrıs hatırası. Cheers. Bir de aşkım şöyle gel. Nasıl? Biz bunu hep yapamıyoruz. Dur nasıl? Ya aşkım, getir aşkım, bir kere yapalım bir kere. Ha, onunla getirmen lazım. Ama çiçeğim gözükmüyor. Ha, buradan gözüküyor. Hadi bir, iki, üç. Ya sen cevap veririm, yazmıyorsun. Yazacağız. Aradayken yemek yedik, video çektik, reklam çektik. O sıradayken hemen acele üstümüzü zor değiştirdik, girdik. Edit gördüm. Videoyu çekerken bildirim edit düştü. Edit paylaşıyorsun ama. Evet, işte. Evet ama evet. İşte. Ben de kabul etmiyorum belki. Ha? Ben de kabul etmiyorum. Doğru söylüyorsun. Lütfen. Tamam. Hoş bir şey değil çünkü cevap alamamak. Doğru söylüyorsun. Ben yani, de sevmem. Bir daha cevap alamazsam cevap alamazsın. Tehdit mi ediyorsunuz hanımefendi? Yok, hayır. Olur mu öyle şey? Tehdit değil zaten, bu çok dünyanın en doğal kanunu. Yani aynı şey çünkü sana da olsa sen de aynısını yaparsın. Doğru, yaptığım zamanınızı. O yüzden ben de hiç sevmiyorum. Evet, hoş değil çünkü. Kendimi öyle şey hissediyorum, kötü hissediyorum. Kötü hissetme ben. Ya bir şey yapmayacak olsam şimdi gelip de söylemezdim de bunu mesela. Ben sana soracaktım ama yine zaten. Ama bak geldim, ben yine de söyledim. Gerçekten... Ne oluyor lan? 3-4 tane video çektik. İşte yemek üst değiştirme falan filan, üstümüzü giyme derken... Yemek beğenmiyordum belki ben. Niye? İştahım yok. Allah Allah. Kilo vardı, fark ettim. Eskiden narsisttin. Ama Hira bayağı bunları aştı. Seni narsistliğini falan bayağı aldı götürdü. O düşüncesiz erkek kafasından çıkarıp seni dünyanın en kibar ve en beyefendi adamı yaptı. Hira geldikten sonrasına full katılıyorum. Narsist bir adam değilim. Doğru kadın sadece karşıma çıktı. Doğru kadın tamamen Hira olduğu için gerçek Murat herkes gördü. Ben zaten böyleyim aslında. Kendimi görmüş oldum ben de Hira sayesinde. Sen benim için kötü bir insan değilsin ki. Çok yok, seviyorum. Yok, şu özelliğin mesela kötü falan diyebilirsin ama senden yeterli seviyede yorum geldi, kaldı. İnşallah sıra bana gelmez. Bana gelince var ya. Oğlum Murat. Benim kötü özelliklerimi saymak is. Ben saymam. Ben izin vereceğim. Yok, o topa girmem. Hayır ya, bak bir şey demeyeceğim. Hayır, değil? Ben konuşurum çünkü. Kalın. O da şakalarını biraz bazen abartıyorsun genel olarak. Biraz patavatsızlık mı? Aynen. Bazen aa evet bak, çok kötü anlamda yani. Değil ama hani böyle bilmeyerek yapıyorsun. Doğru. Ondan, onu hariç başka bir şey diyemeyeceğim. Doğru. Sana birisi hakaret ettiğinde veya yüksek geldiğinde sen de onun tuzağına düşüp yüksek gidebiliyorsun. Hayır, sadece sinirli bir insanım. Yoksa aynı tepkiyi vermiyorum ki. Sabırlıyım yani bakınca. Sabırlısın ama burada son zamanlarda ben gördüğüm... Ama o da hakkımdır yani. Kaç ay oldu aslında. Susuyorum. İşte, anladın mı? Ya evet. Biliyorsun yani bunu. Ama... Şey gibi değilim. O taraf bir şey yaptı, ben de yapayım. O yapsın, ben yapayım değil yani. Benim bir birikmişliğim var sonuçta. Anladın mı? Ve bu fiziksel şeylere giriyor artık. Ben de insanım sonuçta. Bir tepki vereceğim İnsanlar yani. İnsanlar çirkinleştiği zaman... Ya normalde yapmıyorum şimdi böyle şey. Onlara karşı bazen... Tabii ki de çok yüksek, herkes üstüne geldiği için normalde yapıyorsun demiyorum. Son zamanları göre yorumluyorum. İşte onu mesela haksız olduğun bir nokta mı var? Haksız olduğun bir nokta var diye değil. Ne olursa olsun daha böyle hani çirkinleşmeden biraz daha böyle sakin. Sakinlik, sakin olmanı da istemiyorum. Dozunda bir şekilde devam ettirirsen o tartışmayı çok iyi olur. Ya biraz gala günü de hatta sen özür de diledin. Ha, ondan bahsediyorum. Evet, İlayda'nın evet. Konusu falan. Yok, doğru söylüyorsun. O kendime yakıştırdığım bir şey değil yani. Ne belki karşı artık
Bitti tamamen. Evdeki herkese karşı senin hiçbir şeyin kalmadı. Çoktan bitti. Benim çok büyük bir şey yok. Ben bunu anlatamıyorum. Ben eskiden sevdiğim için, ona değer verdiğim için, onun ismiyle geldiğim için herkes zannetti ki o eski Gizem'in o duyguları tekrar yoğunlaştı. Ama yoktu bir şey zaten siz o insanların baskısından tekrardan böyle bir olay meydana ya, çıkmadı mı zaten? O ihtimali baskıdan değildi. Hani böyle insan düşünüyor acaba hani falan filan diye. Ben şimdi aşkımı dediklerini gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bakalım kötü özelliklerim. Sürekli kendini haklı bulman ve karşındaki insanın başka haklı düşünse bile, doğrusu olsa bile sen kendi doğrunu ona dayatman ve bunu yaparken de sürekli konuşman. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu kadar belli değil. Şöyle. Ortada doğru ya da yanlış vardır. Kendimle alakalı değil, genel düşünürüm ben. İlişkimde de, arkadaş çevresinde de. Yere gelir dostum Batı da eleştirir mesela. Batı da derim, yanlış bu derim. Yani o yüzden sevdiğim kadına... Şey diyorum şimdi, bana böyle söylediğin için özür dilerim. Mesela, şimdi diyecek ki sen beni sevmiyorsun falan. Diyorum ki aşkım yok, öyle değil, böyle olmalı. Gerçekten mesela öyle olmalı o konu. Eğer aklıma şu an bir tane gelsin, cümlemin sonunda örnek vereceğim. O da bazen öyle bir yorum yapıyor ki mesela. Diyorum ki senin gerçekten hani bakış açın bu mu? Hani böyle söylememelisin çünkü haklıyım diyorum yani. Ve gerçekten dayatmıyorum. Hani böyle böyle değil. Çünkü olanı söylüyorum. Sonrasında diyorum ki hani herhalde... Benim doğrum farklıysa, bak yine çok konuşuyor farkında mısınız kendini anlatırken? En kısa yolla daha nasıl anlar diye aslında kendimi hayır, ifade ediyorum. Hayır anlıyorum ama benim doğrum farklı mesela. Senin doğrun farklı olabilir. Bunu sen anlamıyorsun. Tabii ki de bakış açılarımız farklı olur. Ben i̇şte bunu hiçbir zaman anlamıyor. Hayır. Diyor ki Anton finalde aşkım haklı olduğumu söylemen gerek. Hayır. Komik değil mi sizce? İğrencim filmsin. Ya mesela bir örnek vereceğim. Şimdi o örneği vermeyeceğim. Hiçbir örnek verme bence zaten aşkım. Sizin ilişkinizde aslında ilişkiyi Hira yönetiyormuş gibi gözüküyor. Evet. Ama kesinlikle tamamen %100 bence bütün ipler Murat'ın elinde. Bence ben alakası bile yok. Murat'ın mı elinde? Alakası bile yok. Ben arkadaşımı çok iyi tanırım. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka bak. Ben Murat'ı iyi tanırım. Sizin ilişkinizi de gözlemliyorum. Aşkım sen onu yap diyorsun, bunu yap diyorsun. Senin istediğin çok fiziksel özellikler. İşte at gibi al götür getir falan. Şöyle. Ama ilişki de bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Son sözü bence Murat söylüyor. O önü niye öyle açılıyor? Gömlek bu çünkü. Ama fazla açıyorsun herhalde. Çok mu fazla açmışım? Ha evet. Göbeğine kadar açmışsın. Göbeğime kadar. Neden? Abartma. Evet. İki düğüm açık bak bir. İki. Yukarıdan ne oluyor? Oğlum sayma. Üç, dört. O sayma. Şöyle mi gezin yani? Evet. Sünnet çocuğu gibi. İki tanesi açık olur. Niye o kadar bağırın açıyorsun? Biraz sıcak ya ortam. Yok değil. Ben çok üşüyorum. Üşüyor musun? Hala da devam ediyorsun. Ya bir şey yok ki. Gerçekten kötü duruyor. Senin için söylüyorum, o ben olsun. İçeri girerken de şeydi, beni buraya gönderdiler de hani sabmasın ayağına gitti. Öyle yok, diyeceğim tabii ki. Öyle yapsın kız. Git gidin sakin bir şekilde konuşun. Huyuna git boş ver. Olur. Gideriz ya alıştık zaten ya. Ondan demiyorum kankacığım biliyorsun. Kankacığım anlıyorum ben seni. Vallahi niyetini de anlıyorum. Vallahi sizi çok seviyorum o yüzden her zaman iyi olmanızı istiyorum. Seviyorum. Biliyorum eminim zaten ondan da işte öyle olmuyor ama birikiyor ya hani. Tek şeyi sabah... Böyle dans edip sonra enerjinin kalmamasına çok tutuluyor. Bu tek benim mi oluyor peki? Evet, hepimizin haklısın. Düşüyor ya mesela. Sakin, relax, slow it, slow it. Tamam. Sen halledersin kanka. Nazar, nazar, vallahi nazar. Tabii. Ne? Nazar yani bence de. Çok üst seviyede bir ilişki yaşıyorlar. Evet, bence de çok güzel yani. Böyle nazar maşallah. Diyebilir, böyle sıkıntılı noktalarda sakin kalıp doğru kelimeleri seçmeleri lazım. İkisi de birbirine... Ya Buse değildi yani. Ne? Ya Mert'i de ilk kez bu kadar yüksek gördüm. Çok şaşırdım. Evet. Değil işte, mi kanka? Biz ilk kez Mert'i böyle gördük.
Yok daha önce de gördük de total anlamda bir gelmedim. Yorgunluk mu yani, var ben de bunu artık düşündüm orada. İlk düşündüğüm Dilara'da şeydi yani yorgunluk, uykusuzluk. Çok normal. Evet. İnsan bir şeylerden sinirini çıkartmak istiyor yani. Veya bir şeyleri yanlış anlamaya daha açık müsait olabiliyor. Bence tamamen öyle bir durum yaşandı. Ya Mert de çok sağduyulu bir insan hani. Niye bu kadar büyük bir tepki verdi onu anlamadım. Özrün diler ya. Hallederler ama. Hallederler, hallederler. Küçücük nedenler. Biz neler? Geç sanki şeyde kendi üzerine alınıp yok bence üçgenden çıktığını iddia ediyor ama Gizem hala hani bana gönderme yapıyor gibi tarzı bir şey söyledi. Anlamadım yani. Gizem aynı anda ikimize de mi hani gönderme yapıyor tarzı? O, onun İyi ki doğru karar sıkıldı. Almışım hani der gibi böyle bir laf söylemeye evet. Çalışsaydı sanki Ferdi. Böyle bir şey yok. Yani bana böyle şeyler komik geliyor artık. Artık düşünmek de istemiyorum. Benim dışarıda o kadar çok sorunum var ki. Dur. Yani hani bu değil. Benim kendimle alakalı. Bilemiyorum ya tuhaf valla. Niye öyle bir şey dedi anlamadım. Sonra ağladı dedi. Ben bu da ağlamadım ki. Çıktım midem bulanıyor diye. Yani evet. Bilerek bu algı oluşmasın diye çıktım. Benim ses kaydım verilmiş küçük bir tane. Ne bileyim ben o an çıkmışım dışarı. Yani onu mu düşüneceğim yani? Orada da kötü bir şey dememişim ki. Belki merke demedim. Özgüvenim düştü dedim. Hı-hı. Yani insan yalnız kalınca özgüveni düşebiliyor. Tabii ki de bu normal bir şey. Kilo aldım ne bileyim. İstediğim gibi gitmiyor hayatımda bazı şeyler. Ama bunlar atlatabileceği yani şeyler. Hani kilo mülo kendini hiç dert edebileceğim bir şey değil aşkım. Yani bazen kadınız, bazen böyle şeylerden etkilenip hı-hı. özgüvenimiz kırılabiliyor. Bunun bir olayla ya da bir insanla ilgisi olması i̇şte gerekmiyor. Evin içinde döndüğü için her şey eve bağlanıyor aslında. Ama ben çıktım gittim odadan. Niye kendine bağlıyor? Ben ağlamak istesem oturur ağlarım yani burada onun için. Yani kim tutacak? Gözlerim tutacak. Hayır dur aklıma yani. Bir dakika. Evet. Bilmiyorum, iyi oldu ya bir yandan. Baksana hemen böyle kötü düşünmeye meyilliymiş. Yolunu da kendi çizdi aslında. Yani. Yani. Niye geldin? Gönderdiler. Geçti mi sinirin? Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir açıklama yapacağım. Doğru olanı söyleyeceğim. Ben hanımcı olduğumu kabul ediyorum. Çünkü neden? Çok seviyorum, çok değer veriyorum çünkü o şeyi alıyorum zaten ondan. Sen zekanla hanımcısın. Ama şöyle bir durum da var. Hanımcı değil. Benim çizgilerim var. Bazı noktalar... Aşkım zaten hanımcı değil. O sadece bana özel bir şey. Başkasına yapamaz ki. İşte mesela benim bir çizgilerim hanımı var. Hanımı sensin ya aşkım. Ama tamam işte önceki ilişkilerin hiç hanımcı oldu mu? Olmadı. Hayır. Biz, yok şu an senin için geçerli bu. Biz senin için. Yani. Sana özel zaten. Sana hazır paket bu. Evet. İşte ama şöyle bir durum var. Hira'nın dediğini tabii ki de önemserim, yaparım, ederim, bilmem ne yaparım ama... Mantıklıysa. Benim bir şeyimi atıyorum. Bana mantıklı gelmedi mi? Asla. Mesela atıyorum bir post mu attı? Beğenmedi mi? Kaldırtırım. Bak kaldır derim direkt. Tamam da ben böyle de şeylerden. Aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Ha, bu aynen, o zaman doğru. Murat şey olmuş olmuyor ki. Aşkım ama Murat seni çok iyi İpler tanıyor. İpler sende aşkım. Ve senin rahatsız olacağın bir post atmaz İpler hayatım. İpler sende aşkım. Ha egonokşim aşkım. Bir şey diyeceğim. Murat. Murat. Murat Hira'nın kötü özelliklerini ve iyi özelliklerini sana. Hayır Murat'ın iyi özelliklerini bitirmedik. Murat'ın iyi özelliklerine geçiyoruz şimdi. Tamam. Murat'ın iyi özelliklerim. İçi dışı kesinlikle bir olması. Asla evet. Yapmacık değil, asla oynamıyor. Ve asla... kalitesiz bir dostluğu var. Onunla dostluk yapmaktan keyif alırsın. Kalitesiz ve... bir dostluğu var dedim. Hayır asla kalitesiz bir dostluğu yok dedim bu arada. Asla kalitesiz bir dostluğu yok. Bazen şey ister insan. Hayatına aldığı bir dostluğu, arkadaşı, sevgilisi hiç fark etmez. Hani senin hayatına bilgi birikimi olarak bir şeyler katsın istersin anladın mı? Bir şeyler paylaşmak ve ondan bir şeyler kendi bünyene geçirebilmek istersin. Murat sana tamamen verimli olacak bir arkadaşlığı var ve sağlam da bir dostluğu var. Ne olursa olsun her koşulda haklı da olsan, haksız da olsan, ona yanlış da yapsan bunu yiyip yutup bunu içinde tutar ama
patlama anına kadar ne kadar doldurduğuna bağlı Murat'ın. Anladın mı? Dolana kadar durursan bir yerde patlamaz zaten, dostluğuna devam eder. Ama o ana kadar seni incitmez, ezmez, küçük düşürmez. Seni her zaman yukarı çıkarmaya çalışır. Beyza ne çok konuştun ya. Çünkü çok iyi bir, çok iyi tarafı çok bir ne söyleyeceğim şimdi ben yani. Arkadaşım. Çok canım, iyi ya. Canım çok dostum iyi. Benim. Dostum Beyza. Esna'dan çok şey yapıyordun aşkım. Şey diyordun, bu bölüm çok güzel olmuşsun mesela. Yani yayınlanıyor diye bölüm. Şey hep böyle bölüm görüyorduk ya. Sen de hep bu bölüm çok güzel olmuşsun. Ama... Hayır şey yapıyordun. Akşama gidiyorduk ya, bugün çok güzeldin falan diye. Hep böyle bunu yapıyordum. Biraz daha o zamanlar böyle tam böyle flörttük yani. Evet, sevgiliydik. Düşürmeye çalışıyordum seni. Evet. Ondan şey yapıyordun değil mi? Hani, hadi düş. Hadi düş artık. Yok tekme atıyorum düşün. Çelme takacağım yoksa düşürmek için. Ne yapıyorsun sen? Aşkım acaba şeyi düşürecektim. Düşecek miydin? Evet. Yani uğraştık. Aşkım benden çok şey bulaştı sana gerçekten. Uğraştık be. Aşkımızın peşinden gittik. Pişman mıyım? Asla. O zamanlar sen bana aşık. Ama aşık olacağımı düşünüyordum. Seviyordum. Böyle bir şey mi var? Ne var? Aşık olacağımı düşünüyordum diye. Aşık, ben bu kıza aşık olurum diye bir şey var. Öyle mi? Hı-hı. Tamam o zaman. Mesela Oğuzhan'a böyle bir konu açıyoruz ya, Oğuzhan dönmesi. Bak ne kadar kötü bakıyor insanlar ona, kötü bakıyoruz hepimiz. Hı-hı. Aynı iftirayı bana atmaya çalıştı. Yani bunun aslında evet beceremedi, yapamadı bunu. Hala kendince inanıyor bu arada. Şöyle bir şey var. İlk mesela sen ona atak yaptığında o birden hani böyle bir atak mı yaptı sana? Evet. İlk sen yaptın, o da sana böyle bir atak Instagram'dan yaptı. Instagram'dan yaptı zaten yapacağını. Onun hakkında yalan ya da doğru haberler bilmiyorum, iddialar çıktı. Sonra benim hakkımda işte kendince fake hesaplardan bir şeyler duymuş etmiş. Sonra ilişki bittikten sonra çirkinleşmeye başladı. Ve ben onunla hırsını barışmayınca... Hırsını demek ki, yani bu çocuk demek ki ilişkisindeki hırsını bu şekilde atıyor. Ama narkolik yaptı. Yani narkolik... Bilmiyorum bölümleri izledim mi ama ben çok yapıcı oldum. Çok fazla izlemedim ama... Çok yapıcı oldum ona karşı. Sen onun kadar atlatamamış değilsin yani. Bilmiyorum. Bence sen hatta atlatmış gibisin tamamen. Atlattım, atlattım. Ama sadece insani olarak diyorum ki ne yapmaya çalışıyor? Bunu sen de kendini kötü hissediyorsun yani, ve rahatsız hissediyorsun o sorduğun ortamda. Evet acaba diyorum hani yani ben de kötü hissediyorum. Hani bir şey yapmadım ki. Yani hani niye bu buraya gelince bu kadar tiksiniyormuş gibi gidip köşede oturması? Ama o evden de sıkılmış kendisi biraz. Kendisi de, hayatım kendisi de tanışma yoluna seninle girmeye çalıştı. Hı-hı. Kendisi de yaptı. Ben böyle şeyler mi yaptım? Yani... Bilmiyorum, evden de sıkılmış olabilir ama umarım öyledir. Umarım benimle ilgili değildir. Ben artık kaldıramıyorum. Artık ya belki de şey yani, siz ayrıldınız ya, belki hani en azından bu üzerimdeki negatifliğimi atarım diye ben de bir yola da girmiş olabilir. Zaten bizim de enerjimiz uyuşmadı ki onun enerjisizliğinden dolayı uyuşmadı aslında. Yani ilk etapta vardı. Sonra düştü. Bilmiyorum. Kendi ekti, kendi biçti. Ben de kendim ektim, kendim biçtim. Kimse kendi ektiğini sorgulamamalı bu hayatta. Sen ektin, ben ektim. Ama işte oturduğun yani yerden insan... böyle de iftira gelince insana ne derdin üstüne dert ekleniyor yani. Şimdi gerçekten bu mu eksikti falan diyorsun zaten yani. Zaten yoruldum. Kız ben o arada neler çektim ki hafta boyunca. Araya insanları, ortak arkadaşları sokuyoruz. Bir şey atıyor saçma sapan. Sonra ben atıyorum, sonra pişman oluyor, siliyor. Sonra bana silittiriyorlar. Saçma sapan şeyler yaşadık aradayken. Çok belaltı girdi. Bir erkeğe yakışmayan En hareketler. Sevmediğim şey, Hayır her şey yaşarken yani iyi güzel. Bitti. Hiç sıkıntı yok. Erkeklerdeki şu... Nefret ediyorum artık. Yani her şey yaşarken en iyisi sensin, en güzeli sensin. Hiç sıkıntı yok. Bütün özelliğiniz i̇şte ikinizin. İşte ayrılınca yüz belli oluyor. Bak ben hala nankörlük bence yapmıyorum. Bence bir erkek... Bu özlemek değildir ha. Bu nedir biliyor musun benim yaptığım? Nankörlük yapmamaktır. Aldığı, ettiği çiçeği, onu bunun için nankörlük yapmıyorum yani. Bana o kadar ağır travma gibi bir şey yaşattığı halde. Konuşacaksın mı? Konuşmayı düşünmüyor musun? Konuşacak bir şeyim yok. Ne konuşayım? Konuşacak bir şeyin yok. Ne konuşabilirim? Ne bileyim, küfür falan ederken konuşuyordun onun için. Cidden tartışmak istemiyorum. Gerçekten ben istemiyorum. Yükselmek hiç istemiyorum. Yani
O yüzden bence konuşmamamız daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Biz konuşunca da bir yere varamıyoruz zaten. Neyi anlamadım? Konuşunca da bir yere varamıyoruz zaten. Bence konuşmadan da bir şey olmayacağı da yok, haberin olsun da. Konuşmayı dene bence. Madem gelmişsin konuş. Milletin yanında konuşuyorsun ya, burada da konuş. Sorunun ne, anlat. Derdin ne? Dön bana doğru da. Tekrarlamam gerekiyor mu bu kelimeleri? Yoksa anlar mısın? Ben anlıyorum zaten. Tamam, dön o zaman buraya doğru. Düzgün söylemeyi öğren. Ondan sonra dönerim. Döner misin bu tarafa doğru Buse'ciğim? Seni dinliyorum, anlat. Derdin ne? Bir derdim yok benim. Yükseliyorsun, bağırıp çağırıyorsun yön içinde. Allah Allah, sen çok kendini gel. Bendeki burada cidden, gördüğün bak, sorun ne? Cidden çok nasıl bu kadar normal görebilir? Ya da ben mi acaba anormal geliyor senin tavrın, davranışların şey kaldım, bana? Ben anlayamadım. Neyin salması? Ya böyle tepki vermemeye çalışıyorum. Yoksa tepkim bu değil, daha kötü olacaktı eminim. Olsun. Vermiyorum işte, gerek tamam, yok. Ben de gerek yok diyorum ve o yüzden açıklama da yapmak istemiyorum. Yani ben de gördüğün yanlıştı, onu anlamaya çalışıyorum. Benden ümidi kes. Sonma. Yapma bunu. Bir de bilerek yapıyorsun bu arada, anlıyorum. Detoneyim belki. Hayır, bilerek yapıyorsun. Ama insanlara bu acıyı çektim aşkım. Aşkım bugün şey mi? gömme ve zorbalama günü mü ilan ettin bugün? Bugün zorbayım. Evet, zorbalıyorsun bildiğin evet. Sabahtan beri. Aşkım bir tane şimdi abini bunu yaptım. Yendim diye böyle yapıyorsun değil mi? Sana direkt hayır. Hayır, bir tek şimdi bunu yaptım, onun sebebi de... Bir tek bilerek yapıyorsun, anlıyorum bir ben. Bir tek zorba modu açmışsın. Açmadım. Açmışsın. Açmadım. Açtın. Açmadım. Aç şimdi o zaman. sen boyundan ötürü istemedin ha Batı. Ama ben dışarıdaki hayatımda da böyleyim ki. Ben görünüşe biraz dikkat çok ediyorum. Çok fark var mı aranızda? Yani aşkım hani spor ayakkabı da olmasın da topuklu falan giydiğimde bayağı sırıtıyor. Görünüşü biraz. Bir de beğenip istemek lazım. Tanışmayı istemek lazım. Aynen, yani arzu. Muhabbetini sevebilirsin. Muhabbetini burada arkadaşların herkesin seviyorsun mesela. Evet. Onun gibi ama düşün. Ama arzu olmadı. Evet, hani ona farklı aynen. Gözle bakmam lazım. Evet, o gördüğün zaman böyle bir... Heyecanlanmam şey lazım, istemem lazım. Evet. İstekli olmak istiyorum ya. Bir yutkunacaksın. Yani onu birisi beğendiğin zaman böyle... Aşkım ben aşık olduğum zaman var ya, bu gördüğünün tam tersiyim yani. Bu sen değilsin falan dersin. Ya. Ben yani yapabileceğim her şeyi yaparım. Sen dedim. Öyle sen bir anaç, de enayilik aldım ben. Derdin ne bu senin? Benim bir derdim yok Mert. Bir derdim var gibi görünüyor. Enerjimi sömüren, sabah köründe bütün enerjimi emen sensin. Benim bir derdim var gibi mi giriş yapmıştım içeriye yanıma acaba? Geldiği zaman da enerjimi sömüren, enerjimi emen sensin. Uyuyorsun ya. Gün sonuyla, ha, gün bir de, başını bir dakika. Bir de şu var, Neymiş? Benim diyaloğumdan dolayı öyleymişsin. Öyle dedin ya, senin diyaloğun kötüyse... Hayır, sen orada başka bir şey söyledin, ben ona cevap olarak söyledim. Her zaman ben hani enerjim düşme sebebi sanki hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi aramızda durduk yere düşüyormuşum gibi davranıyorsun ya her zaman. Hmm. Her zaman böyle olmuyor. Genelde böyle oluyor, %70'e %30. Aramızda bir şey yaşanırsa %30, %70 genelde. Sen... Yani burada tek yorgun düşen ve böyle enerjisi düşen ben değilim Mert. Hmm. Herkesin düşüyor, farkında mısın? Senin enerjin... Bunu tek benden, beni sorumlu tutamazsın ben yani. Ben bunların ayrıca çok sabahın farkındayım. Başıyla günün sonuna doğru olan kısmı kıyaslayamazsın. Pardon da günün sonu sabah tabii ki de geldin. Enerjik gireceğim. Yeni uyanmışız, gelmişiz, enerjik başlıyoruz. Günün sonuna doğru tabii ki de böyle düşeceğim. Bir güzel zahmet konuşuyorsun bir şeyi. Ya. Günün sonu ya zaten. Günün sonu ya, sen de haklısın. Bölüme göre günün sonu. Buradan yürüyorsun galiba. Seni bir arkadaş olarak da arkadaşını sırdışına asla yarı yolda bırakmayacak bir şeyin var yani. Evet o öyle tarzın zaten. Var. Öyle.
Her kötü günlerinde, iyi günlerinde, her şeylerinde yanında olurum. Onlar da keza aynı şekilde karşılıklı oluyor bunlar yani. Tabii ki de karşılık bekleyerek yapmam ama böyleyim yani, bilmiyorum. Düşene bir tane de ben vurmam asla. Ki yanında olurum böyle. Masum, mağdurum, yanında olan bir insan. Ve seni aslında egolu olarak görüyor insanlar. Dışarıdan bakıldığı zaman egolu bir insan olarak görüyorlar. Aslında böyle seninle işte sohbet ettiğimiz zaman aslında egolu değil de... Özgüven diyoruz. Yani. Özgüven de diyebiliriz. Kendi nasıl davranması gerektiğini bilen. Yani... Herkes hak ettiği duruşu gibi olan, diyelim. Aynen, hak ettiği gibi de değil. Aslında o kelime aklıma gelmiyor yani. Gelecek, çıkacak hadi. Özgüvenli diyelim aslında. Aslında gerçekten naif bir kadınsın. Yani alçak gönüllü olduğunu düşünüyorum şu anlık. Yani daha ilerleyen zamanlarda nasıl tanıyamam seni ama. Merhametli olduğunu düşünüyorum mesela. Merhametli misindir? Tabii ki. Ben kaç yaşındayım? 18. Yeni oldum. 17. 17,5. 18'den gün aldım. Peki Görkem Bey. Sana akülü araba alacağım. Aşkım bak şimdi benim küçükken bir tane akülü arabam vardı. İlk benim vardı yani. Ve aşkım 4 kişi. Büyük akülü araba. Ondan sonra aşkım bak şimdi. Kreşe gidiyorum o zaman, tamam mı? İşte 4 yaşında falan. Hani annemle babamla çalıştığı için beni kreşe verdiler çok küçükken. Ondan sonra birinci sınıfa da 6 yaşında başladım ben. 98'lerle okudum. Neyse aşkım. Kreş bitti. İlkokula yazılacağım. Babam akülü arabamı kreşe vermiş, bağışlamış. Ben bu haberi aldım var ya, kahroldum. Niye yapmış beni? Ben büyüdüm artık bilmem diye. Sonra başka akülü araba aldık ama küçük, o diğeri gibi değildi. Ben sana alırım. Ne alırsın? Akülü araba. Yemin et. Alırız. Akülü arabamızı alırız. Yanına biddle'ımızı koyarız. O nerede benim arabamda. Çocuklarımız o akülü arabayı bilir. Aşkım biddle'dan daha çok sevindim akülü arabaya. O zaman akülü arabayı alayım. Hemen. Hatta burayı mı getirsin akülü arabayı? Getir burada sürelim. Aşkım onu eve nasıl götürecek sonra? Dur. Ben Rio'yu getireceğim buraya. Aşkım, bitmeden. Hayır. Getireceğim. Hayır, istemiyorum. Yes. Kapı dönüyor. Batonunu öldürürüm seni. Kapat. Bana her şeyi yaptırıyorsun kendin de bağrına kadar açıyorsun. İki tane. Dur kapat. Bir sakin ol, kapatacağım. Çok tansiyonum çıktı. Bayılacağım şimdi. Böyle yapıyorlar bir de kontrolü. Doktor bey. Tansiyonum çıktı. Bakayım doktor, bakayım. Nabzım yüksek. Bakayım nabzınıza. Sünnetelimiz. Sen Allah'ım ya. Sen nasıl bir bebeksin ya? Çok ödün verdim ben bu zamana kadar. Hı. Ben de insanım, yorulmuşum. Kusura bakma. Ay çok özür dilerim Mert'cim. Çok özür dilerim. Tek tarafta ödün verdin. Çok özür dilerim. Seni yormuş olmalı bu. Aradığın ortamlara gidersin. Ben de ne zaman özünü çıkartacaksın diye bekliyordum. Özün senin bu. Neyi sen çıkartacağım? Asla değişmezsin. Hiçbir şeyle ödün falan verdiğinde yok, kendini de bizi de kandırma. Vallahi, sen sadece belli bir şeye kadar belli ki bastırıyorsun. Ondan sonra çıkartacaksın özünü bir yerde. Bak nasıl çıkarttın. Aynen öyle Mert. Neyi çıkarttın? Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ben asla inanmıyorum senin. Ne algılıyorsun şu anda? Neye göre konuşuyorsun? Kendi kendine bir şey halleniyor. Aynen halleniyorum. Ben deliyim kendi kendime. Deliye vuruyorsun artık. Evet deliyim Mert'cim. Kendi kendine aynen. Kurulmaya başlamışsın sen. Aynen. Güzel istersen. Ben tedavi olurum. Sen de sana da tavsiyem gidip olman bu arada. Aynen. Yani durduk bence. Yere bu tripler neyin tribine giriyorsun? Bir yalan neyin mı? Neyin tribi mi? Neye giriyorsun şu anda? Sen iyi misin? Neyin özünden bahsettin onu anlamadım. Ya böyle sorunca da cevabı veremiyorsun. Yok vermek. Çünkü kendi konuşuyorsun. Yapacağını yapıyorsun. Şöyle oldu, böyle oldu. Tamam sensin, eyvallah. Okey. Sonra benim neyi bastırdın şu an? Ben neyi bastırmış? Bunu merak ettim. Ödün verdiğin yerleri. Neymiş mesela? Ödün verdiğim yeri bana açık açık söyle. Ben sana sürekli soru soruyorum. Neymiş kardeşim? Kendinde neye ödün verdiğini düşünüyorsun? Tamam sen? Çok şey ödün verdim. Sessiz kaldım, sustum. Alttan aldım. Almaya da devam ediyorum. Sakin karşılıyorum. Ha. İstediğin gibi Mert oluyorum. Ben de insanım diyorum, anladın mı? Evet. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Sıkıldığım, bunu aldığım için değil. Yani ben bunu yaptıkça maalesef senden doğru düzgün bir dönüş alamadığım için bu seçim.
Nankör. Nankörlük değil. İnsanoğlu işte nankör. Kendi işine geldiği zaman değilsin, işine doymaz. Değilsin. Ne verdin ya? Ne verdin Allah aşkına? Hiçbir şey vermedim, haklısın. Vermemek kendi lazım zaten. Kendi zevkine göre iyisin, kendi zevkine göre kötüsün. Normalde de bu böyle. Yoruldum yani. Ben de kötü konuşmak istemiyorum. Yorulmadı, yorulacağın bir şey olmuyor senin bu. Tabii evet, sen dört dörtlüksün, hiç yorulacağın bir şey olmuyor. Bağırma bana. İşte bağırınca da bağırıyor oluyorum. Sesini yükseltme. Kendini bu kadar mükemmel gören bir insan ben i̇şte ömrümde görmedim ben ya. Senin için böyle düşünüyorum. Aşkım sabahları artık evlendiğimiz zaman da hep sen yapacaksın seçimi, tamam mı? Yaparım, nasıl yapılıyor ona gideyim öğreneyim. Bilmiyorum. Bıngıl bıngıl. Ne oldu? Bıngıl bıngıl. Ay aşkım bir şey oldu sandım ya. Şaka yaptım. Bak beni de bıngıl bıngıl. Otur, yiyoruz. Ay Allah. Aşkım yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Normal, kötü bir şey demedim. Bence çok tatlı bu arada. Hoppa. Aşkım ya. Bütün moralim işte. Hemen de gidiyor tüm mor. Senin yüzünden. Hemen de gidiyor moralin, hemen. Pardon da gider bıngıl bıngıl dersin sevgilim bana, gider. Kötü bir şey mi bu ya? Kötü bir şey, bıngıl bıngıl ne aşkım? Sen de bana de. Sen zaten göbeğin. Ben küstüm, ben de tüm moralim gitti. Küs. Ben senin yüzünden bıngıl bıngılım. Git tamam ya. Gel şuraya. Git ya, tamam gel şuraya. Sana burada bir şey oluyor. Ben de tam tersini düşünüyorum, biliyor musun? Evde pısırık böyle hani şeysin, kedi gibisin, süt dökmüş kedi gibi ılımlı geliyorsun. O çok rahat hallediyoruz. Burada bir kabadayılanma, bir erkeklik gösterileri falan. Ben anlayamadım yani. Ya burada da ekranda bağırmanın başka açıklaması yok. Ben bağırmadım. Bağıracağın hiçbir sebep yokken hem de. Hmm. Ya saçmalama, herkes oradaydı. Millet şok oldu ya. Kızlar diyor ki ne oldu, ilk defa Mert'i böyle görüyoruz diyor. Dedim ben de bilmiyorum ki. Bilsem cevap vereceğim. Bilmiyorum, ne yaptığımı da bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Arkada mı bir şey oldu acaba diye sorguluyor kızlar. Konuşma şeklinden dolayı olabilir mi? Hiç düşünüyor musun bunları? Ben ne söyledim de Mert böyle bağırmaya başladı? Nereden sonra bağırmaya başladı diye düşünüyor musun? Mert ben, bak sen benim sabrımı zorlayıp beni bu raddeye getirip sonra suçu bana yıkıyorsun ha. Sen iyi misin? Günaydın, günaydınlaşıyorduk, günaydın dedim. Çok güzel başladım ben güne ya. Sen iyi sesini misin? Sesini artık ne olur yükseltme. Çünkü kaldıramıyorum. Ben de sesini kaldıramıyorum düşür. Ve böyle ifade ediyorum. Tamam, ve böyle düşür. Döküyorum içimi. Kusura bakma yani. Düşürerek dolmuş konuş. Olabilirim. İnsanım Dolmayan çünkü. Bir durum yok. Düşürerek konuş. Allah Allah. Normal başlıyorum. Sen benim diyaloğu sen bu hale getirdin. Ben sana gayet güzel başladım güne. Sen bitirdin günaydını yani. Ne oldu da bitirmişim, bunu da söyle. Bilmiyorum, sen kendin girdin triplere. Neye girdim? Dans daha diyorsun, bir şey diyorsun, gevşeklik diyorsun. Ne alaka? Bazı şeyleri demek ki yapman sıkıntı oldu. Sana demek ki bazı şeyleri yapma demedikçe sen yapıyorsun. Sen ne yaptığının farkında değil misin? Hiçbir şey yapmadım vallahi. Yani normal. Yani şuradaki kameranın karşısına geçip oranı buranı sallayarak dans etmeye. Rahat rahat öyle şovlar yapmadım. Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Merdiven çıkmam şov mu? Merdiveni geç. Dans etmeni geç. Bak artık bunları zaten kaç haftadır laf etmiyorum. Kaç bölümdür söz etmiyorum. Ben çünkü söz edeceğim bir dansım olmadığı çünkü için olabilir edecek, mi Mert? Söz edecek durumum olmadığı için. Hayır, anladın mı? Söz edecek bir dans etmediğim için. İşte ben için. Etmedikçe. Sen bunu görmediğin için ben senin gözüne hiçbir şey yapmıyor oluyorum bak, ya. Bu sorunlar birikmiş oluyor. Ben laf etmedim diye sen yapmadın olmuyor. Ben sana bir laf etmem, iki laf etmem. Üçüncü de böyle patlaması olur, anladın mı? İlla sana o an laf etmemiz gerekmiyor. Demek ki var bir şeyler ki ben bu an şu an bu şekilde konuşuyorum. O zaman sana. İnsan gibi iletişime geç. Ben sana insan konuş, gibi iletişime ondan geçiyorum. Sonra öyle konuşma tarzındır vesairendir, carttın curttun. Sen ben seninle konuşmuyorum. Zaten 5 dakika önce bize verildi ekran. Konuşmaya dırdır konuşmayabilirsin. Ben ne anlamadım da arkamdan atıp tutmaya başlıyorsun. Arkamdan atıp tutmak mı? Orada kızlar sordu bana ne oldu diye. Ben önce bir şey yok dedim. O geldi. Ne oldu? Bir şey yok dedim. O geldi, ne oldu? Dedim ki ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ve sen bana tehdit eder gibi cesaretim varsa bir daha söyle cümleleri kurgulandığın yerde yükseldim ben. Durduk yere mi yükseldim ya? Of sen var ya, ya herhalde sende kopukluk oluyor belli noktalarda. O nokta en sonu, biliyorsun değil mi o iş? Konuşmanın sonunda olan şeyler bunlar, biliyorsun. Tamam, dans dans deyip duruyorsun. Hayır, ben de kızlara soruyorum ne dans ettim diyorum. Bana
şu anda. Lazım dedikten sonra bana geliyorsun son, yükseliyorsun. Bana diyorsun ya şu anda desertin varsa konuş dediğin nokta o sonlara başı değil. Başını bir konuş istersen. Hiç mimik yok sende. Hızdan hiç fikri belli edemiyorsun. Gerçekten bir tane caps var ya. O fotoğrafı var ya. Gözümü çıkartmış. Ya çat, oh. Kaşların çatmıyor falan. Sende botoks var mı? Var. Var şurada mı? Var botoks. Anlamda var. Bak şimdi biraz da. Ha aynen. Şimdi kızı daha iyi. Varsa. Ben de. Yok hiçbir şey. Yap bakayım kaşlarını. Var be git. Var botoksun yalan söylüyorsun. Bak nasıl anlarsan onu biliyor musun? Kaşlarını çat. Bak şimdi. Çat bir kaşlarını. Çatamıyorsun ama. Tamam oldu seçim güzel oldu galiba. Hep kötü yani normalde. Evet hep kötü aşkım. Şimdi güzel oldu bir tek. Aldık gitti moralim işte şu anda gitti. Ya sus. Moral falan kalmadı. Aşkım. Aşkım bana hep ne kötü seçim? Diyor. Saçlarımı hiç beğenmiyor. Oraya koymayalım tamam. Saçlarımı hiç beğenmiyor. Tamam bıngıl bıngıl diyorsun. Ya ne var aşkım bıngıl bıngıllı ya. Al aşkına gel. Hayır git gerçekten git. Küstüm yani. Sen yaptın. Sen dedin bana kilo al diye. Yedirdin yedirdin kilo verme dedin. Evet. E şimdi bıngıl bıngıl. Evet çok güzel işte bıngıl bıngıl. Aynen aşkım bıngıl bıngıl zaten iltifat. İltifat vallahi iltifat. Ne yapayım aşkım kaslı mı olacaksın Allah Allah. Hayır. Sıkı mı olacaksın? Neyse tamam. Tamam bir şey yok. Ben senin bu... kızarmış aşkım ne oldu? Aşkım bilmiyorum garibanlık var ya bende. Altın kolli alerji yaptı herhalde. Hayır aşkım ne o kaç yıldır takıyorsun? Kaç yıldır bu para takıyorsun aşkım? Aşkım 1,5 sene falan. Benim de öyle bir şey. Büyüteceğim ben bunu inşallah. Şey mi ya kalınlaştıracak mısın? Evet. Güzel bu da çok hoş bu arada. Ama bunu yani o birazcık... Bence yeni alalım bunu yapma. Evet, bu çünkü hatıra kalsın. Hem öyle hem de zararlı oluyor. Yani şey karlı olmuyor. Aa tamam yeni alalım boş ver. Allah'ım şuna bakar mısın belki? Neye? Neye olabilir? Kendine bakıyorsun şu anda. Ne bakıyorum başka? Bana bakacaksın. Sana neden bakayım? Çünkü senden daha güzel çünkü bir şey var burada. Çünkü ben çok yakışıklıyım. Aynada senden daha güzel bir şeyler var. Ben tam göremiyorum aynadan, aynayı. Tam bütün aşağıya kadar her yeri görmem lazım ki. Niye ona göre mi alacağım ben ya? Tabii ki. Şaka yapıyorum. Sen sus şaka yapma. Bir hareketimle güldürebiliyorum seni size göre. Ne kadar komik bir hareket. Hem komik hem yakışıklı. Gerçekten var ya. Ben güldüm aşık oldum sana. Ne kadar komik bir hareket. Neyse. Sen diğer kızları böyle güldürerek aşık ettin falan mı düşünüyorsun kendini? Evet. Ben bu zaman o kızlardan değilim. Seni senin sandığın kızlardan değilim belki. Hiç böyle güldürmeden bile aşık ettim seni kendime. Tamam olabilir. Onlar da işe yarıyor olabilir. Seni. Olmaz. Hiç güldürmeden bile aşık ettim kendime seni. Uş yani, ölüyorum. Aşkımdan dedim ölüyorum. Dedim böyle şimdi, bak işte gitti. Tamam, benim bütün heyecan gitti. Hı? Düştüm, benim bütün heyecan gitti şimdi. Şu heyecanı gitmesin. Gitti vallahi. Heyecan daha sonra başlayacak. Bu burada da, dışarıda da. Bana diyor ya, evde konuşurken daha ılımlısın. Sebebi şu, evdeki o tavrıdır, işte konuştuğumuz zamanki şey, ben biliyorum farklı noktalara gidebilir. Ama burada törpülüyoruz. Burada en azından bir tık daha üstüne gitme şansım olabiliyor. Yani o zaman adama derler ki hangi üstüne göre hareket edeyim derler o zaman. Hangisine göre karar vereyim o zaman. Dolmuş olduğunu bilmeden nasıl bir tepki vermem bekleniyor? Bir anda sabahım zehir zıkkım ediliyor. Hem de güzel başlamışken yani. Eğer bu raddeye kadar gelip ekran başında bile evlilik düşündüğün bir adama karşı herkesin önünde bu kelimeyi kullanabiliyorsan ben de maalesef bunu sorgulamak zorundayım. Kusura bakma. Helalleşebileceğimizi düşünmüyorum. Onun açısından düşünmüyorum. Benim açımdan ortaya hoş olmayan bir şey atıldı. Ve bu durum böyle devam ettiği sürece ben helalleşemem de konuşamam da. Ama karşı taraf beni kadınlığımdan nasıl vurduğunu farkında değil. Yani ben buna kırılıyorum aslında. Gelip gerçek anlamda hatasını anlayıp helallik istemediği sürece helal etmeyeceğim hakkımı.